genel kurulu ve ekranları başında bizi izleyen yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Biz şu an burada bu konuşmaları yaparken İsrail'de dünya tarihinin gördüğü en acımasız, en vahşi savaş suçlarından biri işleniyor. Katil İsrail ve işbirlikçisi ABD kana doymuyor. Siyonist rejimin değirmenine gemi gemi su taşıyanların utancı hala omuzlarımızdayken bir kez daha bu soykırımcılarla tüm ilişkilerin derhal sonlandırılması çağrımızı komisyonun huzurunda yineliyoruz. Aklımız, kalbimiz Gazze'de, Refah'ta, mazlum Filistin halkının yanındadır. Evet sayın milletvekilleri, mecliste yine halkın gerçek dertlerini değil, paralel yapılanmalara doyamayan AKP'nin dış işlerine paralel vakfını görüşüyoruz. O yüzden ben bu yasada teklifinden değil, geçen hafta gündeme bomba gibi attıkları hayvan soykırımı tasarısından bahsetmek üzere söz kullanacağım. Bu sözü kullanmamda dayanışma gösteren Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ülkenin hiçbir gerçek derdine çözüm üretmeyen saray rejimi yapamadıklarının üstünü milyonlarca köpeğin cansız bedeniyle örtme gayretine düşmüş durumda. Sahipsiz hayvan popülasyonuna buldukları dahiyane çözüm tüm sokak köpeklerini öldürmek. Daha doğrusu şöyle bir şey peşindeler. Öldürürüz ha tehdidiyle bu hayvanların ölüm kampı halindeki barınaklara tıkılmasını ve yavaş yavaş açlıktan birbirini yiyerek ölmesini bekleme derdindeler. Buradan bir rant devşirme derdindeler. Kısırlaştırma merkezleri yerine yeni beton tarlaları açmak derdindeler. Yani ölümü gösterip bizleri sıtmaya razı etme derdindeler. Bakın 4 sene önce ben yine bu kürsüdeymişim. Nasıl başlamışım sözlerime biliyor musunuz? AKP ve MHP grubuna teşekkür ederek başlamışım sözlerime. Çünkü biz geçen dönem şu elimde gördüğünüz raporu çıkarttık. 11 milletvekili farklı partilerden oy birliğiyle ya sevgili arkadaşlar. 27. dönemde belki oy birliğiyle yaptığımız tek şey buydu. Hayvanların haklarıyla ilgili bir çalışma yürüttük biz burada. Ve dedik ki kontrolsüz hayvan popülasyonu bir sorundur. Yani herkes şunu kafasına çok iyi soksun. Bu ülkede, bu mecliste hiç kimse hayvanlar kontrolsüzce çoğalsın falan demiyor. Biz oturduk milletvekilleriyle bunu çalıştık tek tek çözüm önerileri. Oy birliği diyorum size. Ne dedik biliyor musunuz? Hayvanlar bu toprakların kültürümüzün bir parçasıdır. Yerleri barınaklar o ölüm kampları değil bizim yanımızdır dedik. Kontrolsüz çoğalmasınlar kimseciklere bir zararları dokunmasın diye derhal kısırlaştırma seferberliği başlatalım dedik. Hayvan kaçakçılığı, hayvan üretimi durdurulsun dedik. Bu işler için bütçe ayrılsın dedik. Ya ben demedim ha bunları sadece. Ben demedim. AKP'li milletvekilleri dedi, MHP'li milletvekilleri dedi, oy birliğiyle geçti, oy birliğiyle. Sonuç hiçbir şey yapmadınız. Bir arpa boyu yol ilerlemedik. Hiçbir şey yapılmadı bu konuda. Ve şimdi çıktınız diyorsunuz ki şöyle oluyor, böyle oluyor. Tarım Bakanı çıkmış ya, hiç utanmıyor ya arkadaşlar. Asli sorumlusu bu işin. Hiç utanmadan çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Yok efendim trafik kazaları oluyormuş. Yok efendim işte kuduz artıyormuş. Yok efendim işte ne oluyormuş? Çocuklarımız başıboş köpeklerden sıkıntı çekiyormuş. Herkesin şunu çok iyi kafasına sokması lazım. Bu sıkıntılar çıkıyorsa o masumu ağızsız dilsiz canlar yüzünden çıkmıyor. Görevini yapmayan, kanunları uygulamayan bu siyasetçiler yüzünden çıkıyor. Bunlar yüzünden çıkıyor. Hayvan popülasyonunu kontrol altına mı almak istiyorsunuz? Hadi bize de itibarınız yok. Kendi vekillerinize itibarınız yok. Bu meclise itibarınız yok. Kanun var, kanun. 2004 senesinde çıkarttınız, siz çıkarttınız arkadaşlar. AKP çıkarttı bu kanunu. O kanunun bir 6. maddesi var. Ne diyor? Sahipsiz hayvanı alacaksın barına, aşılatacaksın, kısırlatacaksın, götürüp yerine bırakacaksın diyor. 20 sene geçti, niye uygulamıyorsunuz? Neden uygulamıyorsunuz bunu? Ve bugün çıkmış 23 yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten bir adam var. Çıkmış ne diyor? Ya tam durun diyor. Barınakları bir alalım. Sahiplendirirsek inşallah öldürmeye gerek kalmaz. Suç işliyor suç. TCK 217 biliyor musunuz? Kanunlara uymamaya teşvik suçu işliyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı yapıyor bunu. Ve o barınaklara soruyorum buradan hepinize ya. Hiçbir barınağa gittiniz mi? Hiçbir barınak ziyareti yaptınız mı? Yani şey mi sanıyorsunuz? O barınaklarda o köpeklerin açlıktan birbirini parçaladığını biz bilmiyor muyuz sanıyorsunuz? Orada böyle huzur ve refah içinde Şirinler Köyü gibi yaşayacaklar ve biz de buna inanacağız mı sanıyorsunuz? Böyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Utanmadan bir katliama yol açamazsınız bu ülkede. Ve bunu her konuştuğumuzda ne diyorlar bize biliyor musunuz? Kaynak yok diyorlar. Her şeye kaynak var. Bu ülkenin kanunlarını uygulamaya, meclisin iradesini uygulamaya kaynağımız yok. Bunu söyleyen o
Tarım Bakanı'nın sadece İstanbul İl Müdürlüğü sadece bu sene 61 milyon TL'ye ne yapmış? Araç kiralamış. 80 bin köpeğin kısırlaştırma parası bu. Az önce söylediğim açıklamaları yapan Cumhurbaşkanı'nın yazlık sarayına kaç para ödedik vergilerimizden biliyor musunuz? 685 milyon TL. 1 milyon köpeğin kısırlaştırma parası bu. Var yani, bu ülkede kaynak var ama kanunları uygulamak için o kaynak kullanılmıyor. Bizim bu alanda batıdan alacağımız bir şey yok. Derhal hayvan fonu oluşturmalıyız. Önümüzdeki 4 yılda kısırlaştırma seferberliği yapmalıyız. Batı dünyasının yaptığı öldürme bizim kültürümüze uygun değil. Biz vicdanlı bir milletiz diyor. Ben demiyorum bakın. Mustafa Yel diyor. Sizin komisyon başkanınız diyor. 4 senedir hiçbir adım atmıyorsunuz. Hiç kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Ve şimdi de gelmiş işinizi yapmadığınız için suçu masum köpeklerde arıyorsunuz. Ve biz de diyoruz ki yemiyoruz, yemiyoruz, yemeyeceğiz. Ve bu zulme karşı ses çıkarmak isteyen herkese 2 Haziran günü Yenikapı'ya davet ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.